Evet, Metaverse'ün geçen yıllarda çok yoğun bir şekilde popüler olması, işte onların diliyle hype olması, yükselmesiyle beraber giyilebilir teknolojilerin de yükseldiğini görüyoruz. Bu anlamda işte Meta'nın yaptığı bu gözlük denemesi aslında yeni değil. Daha önceden de denemeleri var. Ama o büyük gözlüklerin insandaki kaygısını azaltmada, daha estetik durmada, daha minimal durmada çok faydalı görüyorum ben böylesi çalışmaları. Ancak tabii işin etik ve mahremiyet, kişisel veriler bağlamı var ki Avrupa ve Amerika buna çok dikkat eder. Yani o gözlükle beraber istediğiniz kişiyi çekip videosunu alıp onu paylaşma, canlı yayın açma gibi süreçlerde mahremiyet dediğimiz çok önemli bir duvar karşımıza çıkıyor. Burada ne yapılması gerekiyor? İşte regülasyonlar ne? Zannediyorum Meta tüm dünyadaki yasal boşlukları en azından faydalanıyor yasal boşluklardan. Nasıl yapacak burada? Öncelikle kullanıma sunacak. Daha sonra regülasyonlar arkadan geldikçe ona uyarlık sağlamaya çalışacak. Aynı Türkiye'de yaptığı gibi. Giyilebilir teknolojinin gelişmesini ben çok önemsiyorum. Çünkü Metaverse dediğimiz o siber dünyanın, o uzam dünyanın gelecek yıllarda çok çok önemli şekilde karşımıza çıkacağını da öngörebiliyorum. Türkiye Metaverse platformu kurucusu olarak. Ancak tabii burada o teknolojinin sosyal yaşamdaki etki alanını, hukuk ve etik bağlamını da çok iyi gözeterek çalışmaların yapılmasını daha değerli buluyorum. Ama bu konuda dijital devler çok hoyratça davranabiliyor. Yani dijital dev dediklerimiz işte 5-6 tane. Geçen haftalarda bir araya gelerek yapay zeka ile ilgili bir tekelleşme sürecine gitmeye çalıştılar. Bu anlamda önemli olan burada hukuk ve etik kurallarıdır. Teknolojinin de buna uyarlık sağlamasını hepimiz bekliyoruz.